Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Kasım ayı sizin ayınız. Önemli bir ay ve bu ay meydana gelecek yeni ay, dolunay döngüleri hayatınızda da gerçekten çok önemli gelişmeler ortaya çıkarabilir. Öncelikle hepinizin doğum gününü kutluyorum. Bu ay doğan tüm akreplerimizin doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Güneş 21 Kasım'a kadar burcunuzda ilerleyecek. Mars, yönetici gezegeniniz ay boyunca burcunuzda. Son derece tutkulu, hırslı, kararlı, enerjinizin, libidonuzun çok yüksek olduğu bir aydasınız. Yani bu ay istediğiniz her şeyi başarma gücünüz var. Bu ay size karşı gelme imkanı pek yok gibi görünüyor. Tabii ki Mars zor bir gezegen. Evet, bize enerji, savaşma gücü, mücadele gücü veriyor ama biraz bu enerjiyi de kontrol etmek, dengeli olmak gerekiyor ay genelinde. Evet, 5 Kasım'da Merkür, iletişim gezegenimiz Merkür de yine burcunuza gelecek, akrebe gelecek ve 5 Kasım'da burcunuzda yeni bir ay var. Yeni ay doğuyor. 12 derece Akrep burcunda. Özellikle doğum günü 1-10 Kasım arası olan akreplerimiz için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İşte yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa, güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok önemli bir yeni ay bu. Sabit burçlarda başka gezegenleriniz de olabilir tabii ki. Bu durumda daha da artacaktır bu etkiler. Daha da önemli hale gelecektir. Uranüs'ün çok güçlü bir etkisi var. Tam karşıt burcunuz Boğa burcunda. Demek ki biraz heyecanlı, tansiyonu arttırıyor bu etki. Sürprizler olabilir. Bu yeni ay size sürprizler getirebilir. Sürprizler nereden gelebilir? Karşınızdaki kişilerden gelebilir. Yani işte evlisiniz, eşinizle ilgili hiç beklemediğiniz gelişmeler olabilir mesela. Ya da teklifler alabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Ortaklıklarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Yani bu ay ilişkilerinizle de ilgili bağlantılı olarak sizin dışınızda gelişebilecek bazı İlginç durumlar ve sürprizlerle birlikte aslında hayatınızda belki yeni adımlar atmanız gerekiyor. Biraz inisiyatif alıp kararlı davranmanız gerekiyor. Sorunlu ilişkilerinizi bitirmek için de kararlar alabilirsiniz. Yani Uranüs kopartıcı bir etkidir. Yani bitirmek istediğiniz bir ilişkiyi, bir ortaklığı, arkadaşlığı, evliliği bitirebilirsiniz örneğin. Bu yeni ayla beraber. Özellikle ayın 10'undan sonra 11-12 Kasım gibi Merkür-Mars birlikte hareket edecekler ve Uranüs'e karşıt açıda olacak. Aslında bugünler, yani ayın ortaları, yeni ay tesirlerini en güçlü bir şekilde gösterebilecek günler. Mücadele de var. Yani Merkür-Mars birlikte hareket ederken gerçekten biraz sert olabileceğiniz zamanlar, çok tartışmacı olabilirsiniz, çok kırıcı da olabilirsiniz etrafa karşı. Kendinize karşı da böyle çok hırslı olduğunuz için hani o Mars zaman zaman aşırı sabırsız, aşırı dürtüsel tavırlar verebilir. Yani çok öfkeyle kalkan zararla oturur derler. Yani bu tarz tavırlardan uzak duralım. Lütfen daha sakin, daha sağduyulu hareket etmeye çalışalım. Çünkü bu ruhsal, bedensel, zihinsel olarak da bizi etkileyebilir. Bazı sağlık sorunları, bedensel problemler de yaratabilir örneğin. Yaralanmalara, kazalara da açıklık verebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İlişkilerde de daha sert olabilirsiniz. Çünkü zaten akrepteki bir Merkür Mars'la birleşirse konuşmalar çok kırıcı olabilir, çok sert olabilir ama gerçekten çok zeki, hani her şeyi böyle derinlemesine fark eden, idrak eden, sezgilerinizin güçlü olduğu, istediğiniz her şeyi de başarabilecek bir dönemdesiniz. Bunu daha olumlu çalışmalara yönlendirmeye çalışın. Yani öğrenciyseniz işte eğitim hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili konulara mesela bu enerjinizi daha olumlu bir şekilde yönlendirmeye çalışırsanız çok bence faydalı olabilir. Görünümünüz, dış görünümünüz, imajınızla ilgili bazı değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Yani burada da bir cesaretiniz var. Fiziksel görünümünüz, estetikle ilgili konular, imajınız, yani buralarda da gerçekten çok hızlı kararlar verebilir, değişimler yapabilirsiniz sevgili akrepler. Ayın 19'una geldiğimizde ay dolunay fazına ulaşmış olacak. 27 derece Boğa burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Yılın son ay tutulması. Ama aynı zamanda 2022 ve 2023 yıllarında yaşayacağımız Boğa Akrep aksındaki tutulmalarında ilki. Tam karşıt burcunuz 7. evinizde olacak. Gördüğünüz gibi sizin için aslında önemli bir döngü başlıyor sevgili akrepler. 2022 ve 2023 burcunuzdaki tutulmalar, karşıt burcunuzdaki tutulmalar hayatınızda çok belirleyici. değiştirici ve dönüştürücü. Şimdi bu ay tutulması bir farkındalık süreci aslında, bir aydınlanma dönemi ve ilişkilerinizle alakalı. İşbirlikleriniz, eşiniz, partneriniz, evliliğinizle alakalı konularda bir sonlanma getirebilir, bir dönüşüm getirebilir. Zaten yeni ay, yani Akrep yeni ayıyla Boğa dolunayı birlikte birbirini tamamlayan bağlantılı döngüler. İşte vereceğiniz, özellikle ilişkilerinizle ilgili vereceğiniz kararlar ya da bir şekilde ortaya çıkan gelişmeler bu dolunayda bir karara varmanızı sağlayabilir. Bir ilişkinizin bitmesi ya da şekil değiştirmesi gündemde olabilir. Ayrılık olabileceği gibi evlilik de olabilir tabii ki. Eşinizin belki iş hayatı, eşinizin sağlığı, eşinizin hayat şartları, hani buralarda da bazı farkındalıkların oluşması, dönüşümlerin olması mümkün. İş hayatınızda rekabete dikkat etmek lazım. Özellikle bir ticari oluşumda, iş hayatınızda rakipler ya da bir ilişki içerisindeki rekabet içeren koşullar. Hani buralarda da gündemler olabilir. Bunlar biraz tabii ki stres de yaratabilir. Ama en azından belirsiz olan konular ortaya çıkabilir bu dönemde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, bu dolunay birebir sizi çok etkileyecek, çok kadersel olacaktır. Eğer bu derecelerde gezegenleriniz yoksa, yani bu etkiler daha hafif olabilir veya hani sizin için bu ilişkiler konusu önümüzdeki yılın da, belki önümüzdeki Mayıs ayının da gündeminde olabilir sevgili akrepler. İşbirlikleri, ortaklıklar, mesela parasal konular, yatırımlar, ticari anlaşmalar, sözleşmeler, bunlarla ilgili konuların da tabii bu tutulmayla birlikte aktifleşebileceğini, yine gündeminize hızlı bir şekilde gelebileceğini söyleyebiliriz. Kasım'ın ikinci yarısı tutulma hızlı bir şekilde de kendini gösterebilir. Yıl sonuna kadar olan süreç, hatta Ocak ayına kadar olan önümüzdeki 1,5-2 aylık dönemde de bu tesirler yine devam edebilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında BilinçOkulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.